Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTIT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 19. güne. Paralel kenara devam ediyoruz. Paralel kenarda alandan bahsedeceğiz size. Alana geçmeden önce şunu sorayım ben sana. Üçgende alan nasıldı? Üçgende alanda güzel taktikleri öğrendin mi? Özellikle alan dağıtmayı, taban çarpı yüksek bölü 2, en önemli iki şeyi öğrendin mi? Öğrendiysen şu an bugünkü derste çok fazla sıkıntı yaşamayacaksın ki genelde yine üçgen bilgilerini kullanacağız burada. Ya hocam işte çok fazla öğrenemem. Tamam, önemli değil. Bak, burada tekrarımızı yapacağız. Üçgende alanı da tekrar edeceksin. Yani alan bir üst seviyeye çıkacak. Hiç merak etme. Şimdi derste zaten bunu göreceksin. Tekniğimiz zaten buydu. O zaman hadi bakalım. İlk etapta ne yapıyorduk? Şafak sayarı açalım şöyle bir. Şafak sayarımızda 19. güne bakalım. Sayfa numarasını söyleyecek bize. 19. gün, pardon, 115 ile 121 arası diyor bize. 115'e gideceğiz. Sonra paralel kenarda şuraya bakıyoruz 19. gün. Kaç tane dersimiz varmış? 2 dersimiz varmış bu. Bugün paralel kenar 3 ve paralel kenar 4'ü işleyeceğiz. Ve sonrasında da haftalık programda da paralel kenar zaten 18 ve 19. günlerde, paralel kenarı da 10. haftayı da halletmiş olacaksınız. Şimdi gelelim sayfa numarası 115. Evet, 115'e geldik bakalım. 115'te sağ tarafta kalmışız. Paralel kenarda alandan bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Üçgenin alanı neydi? Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'ydi. Paralel kenarın alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Niye? Öncelikle ispatını yapayım. Şu paralel kenarda şöyle bir üçgen oluşturacak olursak iki tane aynı üçgen oluyor. Yüksekliği de şöyle çizecek olursan eğer burası aşağıysa şu üçgenin alanı a çarpı aşağı bölü 2 artı şu üçgenin alanında şuradaki çizilen yükseklik iki paralel doğru arasında olduğu için aynıdır, aşağıdır. Burası da a ya. A çarpı aşağı bölü 2. Topladığımız zaman a çarpı aşağı yapıyor mu? Yapıyor. Yani alan yine taban çarpı tabana ait yüksekten çıkıyor. İspatını da yaptık sana. Evet, alan bu. Yalnız burada çizilen yükseklik şöyle de olabilir. Çizilen paralel doğrular arasındaki yükseklik bu şekilde de olabilir. Hatta dışarı doğru da düşebilir. Paralel iki doğru arasında olduğu için paralel iki doğru arasında çizilen bu yüksekler nedir? Birbirine eşittir. Yani burası aşağıyken alan nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik. A çarpı aşağıdır. Ya da B tabanına ait yüksekliği çizecek olursak yükseklik bu şekildedir. Ya da şu şekildedir. Fark etmiyor. İki paralel doğru arasında bu sefer. Burası da HB'dir. Burada da alan neye eşit olacaktır? Hocam tabanı B iken yüksekliği HB, B çarpı HB'ye eşit olacak. Yani A tabanına ait yükseklik verilmişse A çarpı aşağı, B tabanına ait yükseklik verilmişse paralel kenarın alanı yine aynıdır. Yani B çarpı tabana ait yüksekliktir. Bunu derde üçgende de kullanıyorduk. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'yi kullanacağız demiştik. Şimdi alan bu. Hemen şöyle üstüne de şöyle çizelim ve öğrenme alanı sorularına gelelim. Arkadaş 150 derece verilmiş. Burası 150 derece ise burası kaç derece yapar? 30 derece yapar. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa alan taban çarpı tabana ait yükseklik. Hemen tabana ait yükseklik. Bak, 30'un mantığını kullanarak şu diki çizdim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Alanda neye eşit olacaktır? 6 çarpı 2'ye eşit olacaktır. 12'ye eşittir. Peki hocam, burada da üçgendeki gibi sinüs alan formülü var mı? Evet, var aslında ama kullanmıyoruz. Yani üçgende de hani kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2'di ya. Burada da öyle. Kollar çarpımı bak 6 çarpı 4 çarpı sinüs alfaya eşit olacak. Bölü 2 değil. Çünkü şu üçgen kollar çarpı sinüs alfa bölü 2. Bu da aynı şekilde. Bak, burası da 30 derece. Burası 4, burası 6. Buradaki üçgenin alanı da kollar çarpı sinüs 30 bölü 2. Yani kollar çarpı sinüs 30'a eşit olduğunu gösteriyor zaten burada. Ama gerek var mı? Bu şekilde 30, 60, 45 olduğunda da üçgende de biz tabana ait yükseklik çizip de yapıyorduk. O yüzden burada da aynı mantığı yapacağız dostlar. Tamam. Evet, 6 çarpı 2'den 12'yi bulduk. Sinüs alan formülüne gerek yok. B şıkkına bakalım. B şıkkında da kırmızı alan nedir diye soruluyor bize. Şimdi üçgende şunu hatırlıyor musun? Bir hatırlatma yapayım. Üçgende şöyle. Burası 2B, burası 3B ise tepe noktaları aynı olan üçgenlerde 2B'de kalan 2A ise 3B'de kalan 3A deyip alan dağıtımı yapıyorduk. Tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde. Tepe noktalarının aynı olması ne anlama geliyordu? Yükseklerin aynı olması anlamına geliyordu ondan dolayı. Aynı şeyi paralel kenarda da söyleyebiliriz. Paralel kenarda da yüksekler aynıysa, mesela burada 2B ve burada da 3B kenarı var. Şunlara bakacak olursak. Hocam burada yüksekleri aynı. Yüksekleri aynı olduğu zaman paralel kenarda da alan dağıtımı yapabilirsin. Bazıları böyle üçgen tekniğini de kullanıyor. Şunu çiziyor. Burada kalan 10 diyor. Ondan sonra 3B'deki 2B'deki 10 ise 3B'deki bilmem ne diyor. Sonra burayı buluyor. Üçgende alan dağıtarak da yapıyor. Ama ayrıyetten de paralel kenarda da yüksekler eşitse ya da daha kolayını söyleyeyim. Birer kenarları ortaksa. Bak şimdi şu kenarları ortak mı iki paralel kenarda? Evet. Birer kenarları ortaksa yüksekleri aynı demektir. Nasıl ki üçgende biz daha da kolaylaştırmıştık. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde demiştik. Burada da ne
diyoruz dostum? Birer kenarları ortaksa yüksekler aynı demektir. Burada da alan dağıtımı yapabiliriz. Yani 2B'deki alan 20 ise 10 katı, 3B'deki alan 10 katı, direkt 30 olacaktır. Sonra A'dan 5A'ya geçeceğim. Hocam 5A'daki 30 ise A'daki bilmem ne mi diyeceğiz? Hayır. Dikkat. Yükseklerin aynı olması lazım. Bu sefer A'lara göre bakıyoruz ya. Dikkat dikkat. Buraya çok dikkat edin lütfen. A'lara göre bakıyorum. Hocam burası 5A, burası da A ya. A'daki şu kenara kadar gideceğim. 5A'da da o kenara kadar gideceğim. Burada da baktığın zaman şu kenarları ortak. Yani o yüzden burada şu tamamı yapıyor. Yani 5A'daki alan 50. 10 katı. Burada da 10 katı. 10 olmak zorunda diyeceğiz. Ve tüm alan böylelikle çıkacak. Kırmızı alan da böylelikle 10 olarak çıkacak. Bu şekilde paralel kenarda da alan dağıtı bildiğimizi öğrenmiş olduk. Nerede? Öğrenme alanı. Öğrenme alanının işi zaten buydu. İşi öğrenmeydi. Öğrendik. Bir taban çarpı yüksekliği anladık. Ki üçgende de bu şekildeydi. Taban çarpı yüksekliği bölü 2. Bir de alan dağıtma çok önemliydi. Bir de burada neyi öğrendik şimdi? Burada da alan dağıtmayı da öğrenmiş olduk. Hadi gel bunlarla ilgili sorulara. Şimdi örnek 25'e geldik. Örnek 25'te şekilde birim kareli zemine paralel kenarlar çizilmiş. Birim kareli zemin dediği zaman ne oluyor? Hocam bir kenarı bir birim oluyor. Her bir birim karenin alanında ne oluyor o zaman? Bir birim oluyor. Şimdi burada garip böyle şurada bir paralel kenar verilmiş. Paralel kenarın içerisinde garip bölgelerin alanları soruluyor bize. Şimdi bu paralel kenara baktığım zaman benim ne görüyorum? Sadece buranın 4 birim olduğunu, buranın da 4 birim olduğunu görüyorum. Ve karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Burada paralelliği de kullanacağız. Ne yapacağız hocam? Şuranın alanını bulmak sıkıntı. Burayı da, burayı da, burayı da ayrı ayrı bulmak sıkıntı. Mesela alttakine bakalım şimdi. Alttakine bakacak olursak şurada bir paralel kenar var mı böyle? Karşılıklı kenarlar burada da paralel ya. Evet, hatta bak çok ilginç. İlginç değil aslında. Şuradaki uzunluk 4 birim. Niye? Çünkü şunlar birbirine paralel ve birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü burası da ayrıyetten bir paralel kenar oldu. 4. Hocam ben buradaki tar alanını nasıl bulacağım? Bütünsel düşüneceğim. Tüm alandan şuradaki alanı çıkartacağım. Yani birim karelerdeki her bir birim karenin alanı bir birim ya. Tüm alanı çıkartacağım. Peki ben şu alanı bulurken, paralel kenarın alanını bulurken ne yapacağım? Taban belli. Şekilde de 90 derece var birim karelerden dolayı. O yüzden tabanına ait yüksekliği bulacağım. Tabanına ait yükseklik zaten direkt burası değil mi? Burası da 2 birim. Yani şu toplam alan ne yapıyor o zaman? Şöyle geleyim. Şu mavi alanların toplamı, alt taraftaki mavi alanların toplamı. Tüm alan 4 çarpı 2'den neyi çıkartacağım? 4'ü çıkartacağım. Yani 4 yap. Niye 4 çarpı 2 tüm paralel kenarın alanı? 4 de burası. Gelelim buraya. Ya hocam burada da şu taban belli mi? Aslında belli. Niye? Burada da şu paralel kenarı oluşturacak olursak eğer. Oluşturuyorum şöyle. Paralel kenarı oluşturdum dostum. Burada şuna bakacak olursak hocam burası 4 ya. Alt tarafta ne olmak zorunda? 4 oldu. Tabanına ait buradaki alan birim karelerden dolayı 1-1. Tabanına ait yüksekliği düşünecek olursak burası da 1 değil midir yükseklik olarak? Evet. Şimdi bu taralı alanları ben nasıl bulacağım? Hocam bu taralı alanlarda şu paralel kenarın alanından 1-1-2'yi çıkartacağım. Taban 4, yükseklik 1. Yani 4 çarpı 1'den 2'yi çıkartacağım. Bu da 2 yapıyor. Bir alan 2, bir alan 4. Boyalı bölgelerin alanları toplamı da 4 artı 2'den kaç çıkar? 6 çıkar. Güzel bir soru. Ayrı ayrı değil de bütünsel düşündük. Şu paralel kenarın alanından beyaz alanlar çıktı. Bu paralel kenarın alanından beyaz alanlar çıktı. Ve topladık ve sonuca ulaştık. Gerçekten hoş bir soru dostlar. Evet, örnek 25 bu şekilde. Geldik örnek 26'ya. Örnek 26'ya bakacak olursak. ABCD paralel kenar, tamam, dikler falan filan verilmiş. Öncelikle verilen bilgileri tam anlamıyla kullanalım. Tanımı kullanacağız değil mi? Hocam bu 5 ise karşı tarafta 5 olmak zorunda. Buraya ne kaldı o zaman? 3 kaldı. Sonra başka hiçbir şey yapamıyorum. Şu 90'ı falan da kullanamıyorum. Başka? Şuradaki 90'a bakalım. 90 varsa karşısında 90 demiyor muyduk değil mi? Dikkat, tanımı gereği. Hocam paralel ya. Z kuralı çıktı. Burası da 90 oldu. 1, 2 kök 5 üçgeni. 3 kök 5 oldu burası. Hocam alt tarafta 3 kök 5 oldu. Ve benden FD isteniyor. Yani şuradaki x uzunluğu isteniyor. Şimdi soruya dikkat edecek olursak. Hocam taban var. Tabana ait yükseklik isteniliyor bizden. Şuraya bakacak olursak. Burada da taban var. Tabana ait yükseklik de var. Alandan gidebilirim. Ya da şu üçgenle şu üçgende açılara dalıp benzerlikten de sonuca yine ulaşabilirdik dostlar. Ama burada alan konusundayız ya. Alandan yapayım. Paralel kenarın alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani 3 kök 5 tabanına ait yükseklik x orada. Ya da şu taban ve yüksekliği kaç? 6. 5 çarpı 6'ya eşittir. Aynı şekilde bu taban çarpı bu yüksekliğe de eşittir alan. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Buradan 3 ile 6 sadeleşse 2 yapar. Buradan da x ne yapar? 10 bölü kök 5 yapar. Kök 5 eşleniğiyle çarparsam eğer 10 kök 5 bölü 5'ten cevabı 2 kök 5 diye ulaşır mıyız? Evet, ulaşırız. 26. soru böylelikle 2 kök 5 oldu gençler. Geldik 27'ye. Alanlar verilmiş sahi. Taban, tabana ait yükseklik yok. Alanlar oranı var. O zaman burada paralel kenardaki alan dağıtmayı uygulayabilirim. Şimdi şuraya baktığım zaman alanlardaki oran birer kenarları da ortak ya. Tabandaki oran
oranı eşittir. Nasıl ki tabanlar oranı alanlar oranına eşittir diyorduk. Burada da tam tersi. Alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani 18 bölü 24 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 4. Yani tabanlardaki oran 3K'ya 4K olur. E şimdi bunlar paralel kenar. E burası 3K ise 3K, 4K ise burası da 4K değil midir? Evet. 3K ve 4K yazdık. Şimdi sonra ne yapacağız? E burada da alan dağıtımı var yine. E hocam burada da 3K'daki alan, şöyle bakacak olursak 3K'daki alan 45. Kaç katı? 15 katı. 4K'daki de 15 katı olur. Yani 4 çarpı 15 kaç yapar? 60 yapar. Yani 3K'da 45 varsa 4K'da kaç vardır diye alan dağıtıyoruz. Dolayısıyla X alanında ne bulduk böylelikle? 60 bulduk gençler. Geldik örnek 28'e. Örnek 28'de de aşağıdaki şekilde birbirine eş paralel kenar şeklindeki 8 eş kartondan bir paralel kenar oluşturulmuş. Kartonlardan oluşan bölgenin içinde kalan beyaz bölgenin alanı ile 8 kartonun toplam alanı birbirine eşit. Şimdi burada eş yapılar var. Eş yapıları ÖSYM çok sever diye hep söylüyoruz. Eş yapılarda ne önemli? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Hatta burada alanlar işin içine girmiş. Alanların eşitliği de bizim için tabii ki çok önemli. Yani şuraya bir A alanı dersem, buradaki alanda A, bu alanda A, bu alanda A, bu alanda A, bu alanda A. Bunları bir mutlaka yazalım. Sonra kenarların eşitliği de çok önemli. Şunlar birbirine eşit uzun kenarları. Uzun kenarların eşitlerini şöyle bir yazalım. E sonra kısa kenarların eşitlerini de yazalım. Şu kenarlara çizgi diyelim. Çizgi diyelim. Çizgi diyelim. Hatta burası da çizgi. Burası da çizgi yaptı mı? Yaptı. Sonra ne yapacağız gençler? Arkadaşlar şuradaki beyaz alanı kaç vermiş bize? 8A vermiş. Sonuçta ben bu paralel kenarlarla yine bir paralel kenar oluşturmuşum. Bu cümlede önemli. Hocam şurada bir paralel kenardan dolayı, bunlar karşılıklı kenarlar paralel ya. Hocam şu paralel kenardan burası da paralel. Bu paralel kenardan burası da paralel. Dolayısıyla şununla da şu paralel oldu. Aa, içerideki beyaz bölge de paralel kenar. Aynı mantık. Şunlar paralel ya. Karşılıklı kenarlar paralel. Dolayısıyla hem bunlar paralel hem bunlar paralel. İçerideki kısım da bir paralel kenar oldu. Yani ben burada büyük ihtimalle alanlar oranı verilmiş ya. Alan dağıtımından böyle tabanlardaki oranlamayı bulabileceğim gibi. 8A'yı şu an paylaştıramıyorum. Bunun tamamı 8A. E nereye yoğunlaşayım ben? E hocam şunlar birbirine eşit mi? Eşit. E bunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Bak şimdi şu karşılıklı kenarlar paralel ve birbirine eşitse. Vay. O zaman ben şunu şöyle çizecek olursam. Burada da ekstradan bir paralel kenar oluşur mu? Oluşur. Bu da bir paralel kenar. Bu da bir paralel kenar. Karşılıklı kenarlar paralel ve birbirine eşit olduğundan dolayı. Hocam burada alan dağıtımı yapacak olursak tamamı 8A'ydı. E bunlar eşitse birer kenarları ortakta alan dağıtımı yapabiliyorduk. 4A 4A diye paylaşır. Tamam. Burası 4A. Yukarısı da 4A. E sonra ne yapacağız? Şu kısa kenara şöyle bir AA diyeyim. Şuraya B diyeyim. Şurası A. A. Uzun kenar ne oldu o zaman? A artı B oldu. E burası da A artı B olacak. B kaldı. Aynı mantık burada da var. Dikkat et. Tam burası orta nokta ve bu paralel kenar ya. Ve şu dikey çizgiler de birbirine paralel ya. Ben bu dikey çizgiyi şöyle uzatacak olursam hocam burada da bir paralel kenar oldu o zaman. E bunun tamamı 4A'ydı. E bunlar da 2 eşit parçaya ayrılmayacak mı alan olarak, alan dağıtmadan dolayı? Evet. Yani 4A'yı 2 eşit parçaya ayırdı. 2A 2 al. Vay. Bak burada alanlar oranı 1'e 2. Tabandaki oran da 1'e 2 olmak zorunda. Yani B dediğimiz ne oldu o zaman? 2A oldu. Ve böylelikle ben şurayı ne buldum? Burası toplamda 3A. Burası da 3A oldu. Kısa kenarda A. Kartonlardan birinin uzun kenarı kısa kenarının kaç katıdır diye soruluyor. Uzun kenarı 3A. Kısa kenarı da A. Kaç katı olmuş oldu? 3 katı olmuş oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. Ben böyle bir soru daha önce görmedim. Böyle alan dağıtmayla da hoş. Böyle yeni nesil bir soru diyebiliriz. Sınavda karşınıza çıkabilecek soru tiplemelerinden biri de diyebiliriz. Lütfen dikkat edin. Bu zamana kadar böyle bir kaynakta da çözmedim böyle bir soru. Tam böyle cuk diye oturan çok güzel bir yeni nesil bir soru olmuş. O zaman ellerinizden öper. Şuraya da bir yıldız attık. Yıldız attığımıza göre vardır bir bildiğimiz. Evet. Şimdi geldik alan özelliklerine. Şimdi gençler alan özelliklerine geldik de gelirken de şöyle bir konuşmak istiyorum seninle bir. Arkadaşlar alan özelliklerinde tamam üçgen bilgilerini mutlaka kullanacağız. Farklı oranlamalar olduğunda alan dağıtmayı mutlaka kullanacağız. Bizim için aşırı derecede önemli alan dağıtma. Bunu da öğrendik zaten. İşte bir taban çarpı yükseklik, bir de oranlama varsa alan dağıtacağız. O ayrı bir konu. Ama bir de burada alan dağıtmanın yanında şimdi alan özellikleri derken şöyle özelliklerden bahsedeceğim ben sana. Özellikleri göstereceğim. Ya hocam hani özellik bilmeyecektik? Evet. Ben sana ispatını da göstereceğim oradaki özelliklerin. O ispatı gösterdikten sonra büyük ihtimalle aklında kalacak. Şimdi ben bunları aslında özellik demeyip de temel yapılar desem daha sağlıklı olur. Temel yapıları bilince hani alanda tüm özellikleri bilin demeyeceğim mesela ben. Alanda bazı temel yapılar vardır. O temel yapıları bilince soruları böyle daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Çünkü ispat tekniğiyle bir bazen kafalarda karışabilir ama ispat tekniğini de göstereceğim. O da ayrı bir konu. Gel senle birlikte o temel yapılar neymiş bir görelim istersen. Temel yapılarımız şöyle. Paralel kenarın alanına estersek ve köşegenler çizilirse şöyle bir. Arkadaş
köşegenler çizildiğinde köşegenler 4 eşit parçaya giriyor. Yani burada kalan S bölü 4 oluyor. Niye hocam? İspatını hemen göstereyim, aklında kalacak. Bak, köşegenler birbirini ortalıyordu. Hocam şurada alan dağıtımı yapalım. Çift çizdeki alan A dersem çift çizdeki alan A olur. Bu tepe noktasına göre. Sonra çizgideki alan A ise çizgideki alan şu tepe noktasına göre. Bu da A olmak zorunda. Çift çizdeki A ise çift çizdeki A oldu. Dikkat et, tüm alan 4A iken burası A oldu. Gerçekten de tüm alanın 4'te 1'i. Hatta şu temel yapıdaki sonuca da ulaşabiliriz biz. Köşegenler çizildiğinde 4 eşit parçaya ayrılıyor alan. Ve o köşegenlerde oluşan küçük bölgenin alanı tüm alanın 4'te 1'i diyebiliyoruz. İkinci özel. Ya bunu mutlaka bileceğiz. Bak 3 yıldız koyuyorum, mutlaka bileceğiz temel yapı olarak. Akılda da kaldı mı kaldı. Mesela bu da kesinlikle bilinecek. Zaten bir önceki bilindikten sonra hocam bir köşegen çizildiğinde bak 2A'ya 2A şeklinde paylaş. Evet, tüm alanın yarısı oluyor zaten. Tüm alan 4A iken 2A'ya 2A diye paylaştı. Bir köşegen yarısı olacak şekilde alanı paylaştırıyor. Ya da paralel kenarımız böyle olup diğer köşegen de olsa yine tüm alanın yarısı şeklinde paylaşacak burada dostlar. Bunu da bileceğiz. Temel yapılardan biri. Bir de buradaki temel yapıyı bilelim. Böyle bir köşeden karşı kenara kenar ortay çizildiğinde bu alanda tüm alanın 4'te 1'i. Biraz sonra sorularda farklı oranlamalar olduğunda nasıl davranacağız? İşte buradaki ispatı anlarsan oradaki soruyu da yaparsın ki zaten sen üçgende alan dağıtmayı biliyorsun. Burada da aynı mantık, alan dağıtacağız. Çift çizdeki alana ben bir A dersem şu tepe noktasında. Çift çizdeki alan hop üçgen oluşturacak olursak hocam burası da A olur. Bu köşegen oldu. 2A ise burası diğer tarafta 2A'dır. Şimdi dikkat et. Tüm alan 4A ve burada kalan A oldu. Yani gerçekten de tüm alanın 4'te 1. Ama temel yapı olarak bunu bilelim dostlar. Çünkü bizim için gerçekten önemli. Bu da sorularda, bazı karışık sorularda gerçekten işimize yarıyor. ÖSYM'nin de böyle bu karışık yapıyı, hani bunu böyle bu şekilde kullandırıp da sorularda sormuşluğu da var. Hatta bir 2000'li yıllarda olması lazım. 2004 falan yıllarında olması lazım. ÖSYM'nin kare sorusunda sorduğu bir soru. Kimsenin, yani çoğunluktaki kişilerin yapamadığı zor sorular arasındaydı daha doğrusu. Haberiniz olsun. O yüzden bunu da bu şekilde temel yapı olarak bilmek lazım. Yani ben buna da yine 3 yıldız koyuyorum dostlar. Yani temel yapılarımız bu. Bu ve bu. Hocam şunu bilmeye gerek var mı? Yok. Normalde şu şekilde yapabiliriz. Şu köşegeni çizip de hocam bunlar eşit olduğu zaman hani A ise 3A oluyordu. Yarısı 4A ise diğer yarısı da 4A. Tüm alan 8A oldu. Şuraya baktığımız zaman da A oldu. 8'de 1 olduğunu bu şekilde ispatlayabiliriz. Ya da alan dağıtımı yapacak olursak çizgilere göre alan dağıtayım. Çizdeki alan A dersem çizdeki alan yine A'dır. Sonra buradan da üçgen oluştursam burası da 2A olur. Çünkü çift çizdeki 2A ise çift çizdeki 2A. Buraya da 4A kaldı. Gerçekten tüm alan 8A. Burası da A. Tüm alanın 8'de 1'i oldu. Bunu bilelim mi hocam? Hayır. Üçgende, yani sıkışırsam bile üçgende alan dağıtmayla burada sonuca ulaşabilirsin. Sonra şuraya geldik. Bak burada da bu temel yapıları artık öğrendik biz. Hocam bu köşeden karşı kenara geldiği zaman tüm alanın 4'te 1 oluyordu burası. Yani S bölü 4 olacak. Bu da aynı şekilde S bölü 4 olacak. Bir köşeden yine ne yapmış? Karşı kenara kenar ortay çizilmiş temel yapılardan biri. Sonra bunlar eşit olunca, şunlar da eşit olunca bu da tüm alanın 8'de 1'iydi. Yani burası S bölü 8 ve bunları toplayacak olursak şöyle 5S bölü 8 yapıyor. O zaman buraya ne kaldı? S'e tamamlaması için 3S bölü 8 kaldı. Bunu bilelim mi hocam? Hayır. Siz temel yapı olarak, tekrar söylüyorum, köşegenler çizildiğinde 4 eşit parçaya ayrılması, bir köşegen çizildiğinde yarısı olması ki bunu zaten çok kullanacağız. Bir de şu bir köşeden karşı kenara çizdiği zaman bu alanın 4'te 1 olması. Yani o illa şu şekilde de olabilir. Şöyle şöyle olduğunda da bu alan tüm alanın 4. Ya da şöyle şöyle olduğunda da, hani şöyle şöyle çizdiğimizde şuradan şuraya gittiğinde de yine aynı şekilde bu alan tüm alanın kaçta kaçı yapıyor? 4'te 1'i yapıyor dostlar. Bu temel yapılar aklımıza kalsın. Şimdi geldik öğrenme alanındaki sorulara. Öğrenme alanındaki sorularda öğrenelim bakalım işi. Öncelikli olarak şu şekilde yapabilirsin. Hocam burası tüm alanın 4'te 1'i. O zaman 6 kere 4 24. Tüm alan 24. O zaman buraya da kaç kaldı? 18 kaldı diyebilirsin. Bir çözüm yöntemi bu. Diğer çözüm yöntemi de ne? Şöyle saçım öne kaymış. Saçımı da düzelteyim bakayım. Diğer çözüm yöntemi de ne? Hocam hop alan dağıtalım. Çift çizdeki alan 6 ise çift çizdeki alan 6. Burada yarısı 12 ise yarısı da 12 olmak zorunda değil mi? Evet. Hop buraya da 12 yazdık. X alanında ne yaptı? 12 artı 6'dan 18'e eşit oldu. Alan dağıt. Bildiğimiz ispat tekniğini burada kullanıyoruz. Geldik B şıkkına. Hiçbir şekilde temel yapı yok. Alan dağıtacağım. Üçgendeki alan dağıtmayı kullanacağım. Nasıl? İster 2B'lerden başla, ister A'lardan başla. Fark etmez. Ama biz böyle tabanı daha karışık olan yerden başlarken daha sağlıklı buluyorduk. B'lerden başlayalım. Şuraya baktığımız zaman 3B'deki alan 12. Tepe noktası burası. Tepe noktası burası olan bir üçgen oluşturdum şöyle. 2B'deki alan da bak burası kaç katı? 4 katı. Burada da 4 katı olacak. Burası 8 olur. Sonra A'lara gideceğim. Hocam 2A'ya A var. 2A'daki alan şu tepe noktasına kadar geldiğinde şöyle oluştursam
karışıyor. Ama 2A'daki bu tepe noktasına kadar geldiğimde şöyle üçgen oluşturduğum zaman bakıyorum şimdi şuraya. Hocam burada 2A'daki alan 20. 10 katı. 10 katı. O zaman burası kaç yapar? 10 olur. Sonra yarısı bak 20 burada, 10 burada, toplamda 30 yaptı. O zaman buraya da ne kaldı? 30 kaldı. Tüm alanda kaç yaptı o zaman? 60 yaptı dost. Bu şekilde bulduk bunu da B şıkkında. Tamamıyla ispat tekniğini kullandık. Bak geldik C şıkkına. C şıkkında da ne yapacağız? Oranlamalar var, alan da açacağız. Hemen şu üçgeni oluşturalım şöyle. K2K'ya göre de açacağım. Hocam buraya A, buraya 2A dersem burası 3A oldu. Burası da 3A olacak. 3A'yı da 2 eş parçaya ayıracağım. 3A bölü 2, 3A bölü 2. Burada 2'ye parçaya bölünmüyor ya. O yüzden en baştaki dediğimiz A ve 2A'ya bence böyle 2 kat değer verirsek en azından burada da rahat bir şekilde paylaştırabiliriz. O yüzden A 2A demeyelim de ha 3A bölü 2 de rasyonel sayıyla da yapabiliriz tabii, sıkıntı yok. Direkt olayı kısalaştırmak istiyorum yani ben burada. Buraya 2A dersem, K'daki 2A ise burası 4A olur. Sonra burası 6A olur. 6A'da da 2 eş parçaya ayrılmış bu tepe noktasına göre. Yani 3A 3A diye paylaştır. Toplamda şurada 5A'yı vermiş zaten bana. 5A eşittir 40 ise A'yı buradan 8 buluruz. Bizden ne isteniyor? Alan ABCD isteniyor. ABCD'ye bakıyoruz. Hocam 6A 6A 12A isteniyor bizden. O zaman 12A'da kaç yapar ağır? 8 yazdığımız an A yerine 96 yapar mı? Yap. Yani cevap 96 oldu dostlar. Geldik D şıkkına. D şıkkında da ne verilmiş? Hocam K var, 2K var. Paralel kenarın tanımını tabii kullanacağım. Burası ne oldu o zaman? 3K oldu. Sonrasında ne yapacağız burada? Ya bak burada oranlamaları yazınca kendiliğinden bir şeyler geliyor. Bak şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran soldan sağa doğru 3'e 1. Dikkat. 3 bölü 1 oran var. O zaman burada da 3'e 1 oran olacak. Burada da 3'e 1 oran olacak. Şimdi soruya baktığımız zaman zaten soruda hocam oranlamalar var. Büyük ihtimal alan dağıtma olacak. Sen hemen böyle alan dağıttın mesela. K'da kalan 4 ise 2K'da kalan 8 dedin ama bak buradaki oranlamayı bulamadığın için devamı gelmiyor. Ya da şuradaki oranlamayı bilmediğin için devamı gelmiyor sorunu, değil mi? Ha, demek ki oran var ama diğer oranlar yok. Demek ki ilk etapta ne yapacağız? Benzerlikten alan oranlamaları bulacağız. Oranlamaları bulduktan sonra da alan dağıtacağız. O zaman burada arkadaş oran varsa ne vardır? Benzerlik vardır. O zaman benzerlikten zaten kelebekteki benzerliği gördük. Soldan sağa doğru 3'e 1 oran var. O zaman burası 3A ise burası A'dır. Burası 3B ise burası B'dir. Her yerdeki oranlamaları yazalım. Hocam direkt kelebekteki orandan alanı yazsaydık olurdu ama biz yine de oranlamaları yazalım. Kelebek benzerliğinin karesi işte alanlar oranına eşit. Zaten alan dağıtırken de gelecek. Şimdi burada B tabanındaki 4 ise 3B tabanındaki kaç olacak? 4 katı 4 katı 12 olacak. Sonra A'ya baktım. A'daki 12 ise 3A'daki de 3 katı 36 olacak. Sonra burada yine alan dağıtmaya devam edebilirsin. Hocam şuradan üçgen oluşturayım. A'daki 4 ise 3A'daki 12 olur. K'daki 16 ise 2K'daki de 32 olur deyip tüm alanları bu şekilde yapabilirsin. Ama gerek yok. Çünkü niye? Hop 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 paralel kenarın alanın yarısını buldun sen. Yarısı 36, 12 daha 48. Hatta 48. Diğer yarısı da 48. Hatta buraya da ne kaldı deriz? Hocam 4'ü buradaysa bak burayı 44 şeklinde buluruz. O yüzden temel yapıları bilip temel yapıları soruda böyle alan dağıtırken kullanabilmek önemli. Bizi hızlandırır. Fazla işlemden bizi kurtarır. Temel yapılarda aklında kaldı zaten. 3 tane temel yapı var. Köşegenler. 2 tanesi köşegenle alakalı. Köşegenler 4 eşit parçaya ayırıyor. Bir köşegen ne yapıyor? O çok önemli zaten. 2 eşit parçaya ayırıyor. Ya da karşı kenara çizilen kenarortay 4'te 1'i oluyor demiştik. Burada da bak yarısı, diğer yarısı da bu olacak. Hatta buradan 48 48 kaç yapıyor o zaman? Tüm alanda 96 yapıyor mu dostlar? Yapıyor. Öğrenme alanında öğrendik mi? Genelde de ne yaptık? Temel yapıların olmadığı sorularda ispatlardaki gösterdiğimiz gibi üçgende alan dağıtımı yaptık. Aynı şeyleri sen de yapmaya devam edeceksin. Tamam. Evet. Bitti mi bu arada? Bitmiş. Geldik şu soruya. Örnek 29'dayız. Örnek 29'da şurada oranlamalar verilmiş. A, 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 A. Burası da B, B, B. Ya genelde alan dağıtırken köşegen gerçekten çok önemli oluyor. Şu köşegeni çizip sonrasında şu alanı bulup diğer alanı da eşitleyebiliriz aslında. Hocam burada bir şey hatırlıyorsanız oradan gireceğim. O yüzden lazerle bir çözüm yapacağım ilk etapta. Silinsiz sonrasında. Ben silmeyle uğraşmayayım. Şunu hatırlıyor musunuz? İç içe olan üçgenlerde, yani şöyle iç içe, şöyle bir köşesi aynı olan üçgenlerde ne yapıyorduk? Hocam kollar çarpımıyla alanlar doğru orantılıydı. Çünkü şuraya alfa deyip de kollar çarpı sinüs alfa bölü 2, kollar çarpı sinüs alfa bölü 2 oranladığımız
yaptığımız zaman sinüs alfa bölü 2'ler gidiyordu. O yüzden kollar çarpımıyla doğru orantılı oluyor. Yani şunu şöyle çizecek olursam. Kollar çarpımı 1. Burası A iken 3 kere 2 6. Tamam 6 A olacak. O zaman buraya 5 A kaldı. Çünkü A'sı burada. Sonra 5 kere 3 15. Tamamı 15 olacak. Tamamının 15 olması için buraya ne kaldı o zaman? 9 A kaldı. Çünkü 6 A'sı burada. Burası da 15 A oldu deyip 5 A ve tüm alanda 30 A yaptı. Taralı alan bölü tüm alan isteniyor. Böylelikle cevaba 1 bölü 6 diye ulaşır mıyız gençler? Ulaşırız. Bu şekilde hatırlayanlar bu şekilde yapabilir. Ama bu paralel kenarda da bu katsayılar çarpımıyla doğru orantılı olacak şekilde bir tekniğimiz var. Sabredin, onu da bir sonraki derste göstereceğim zaten. Şimdi daha farklı nasıl yapabiliriz? Üçgende alan dağıtarak tabii ki. Karışık olan yer sanki A'ların olduğu yer daha karışık. O yüzden burada A'lara göre dağıtayım ilk başta. A'daki alan A ise bu tepe noktasına göre baktım. 2A'daki alan hop üçgen oluşturdum şöyle. Hocam 2A diyebilirim. Sonra buradaki 2A'daki alan hop şöyle yaparsam burası da 2A diyeceğim ama sonrasında burayı nasıl paylaştıracağım? O sıkıntı var. O yüzden hiç bunu çizmeyelim. Yani diğer taraftaki 2A'yı kullanamadık. 2A'larda sıkıntı yaşadığımız zaman B'lere dönelim. B'ye baktığımız zaman B'deki alandan B'deki alana geçiş yaparken o zaman tepe noktası bunu düşüneceğim. Tepe noktası burayı düşündüğüm zaman B'deki alan 3A. O zaman B'deki alan 3A olacak. Yine burada B var. Tepe noktası da bu ya. Hemen üçgen oluşturdum. O zaman burada da B'deki alan 3A olacak. Sonra bakıyoruz ki hocam burada şu üçgenin alanını buldum. O da 3A'daki. Bak şimdi dikkat. Şimdi burada 3A'daki ve 2A'daki. 3A'daki alana baktığım zaman 3, 6, 9. Hocam 3 katı 3 katı olacak. Tabi üçgen oluşturduğumuz zaman şöyle üçgeni oluşturalım. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde şey yapıyorduk. Bir daha söyleyelim. 3A'daki 9A ya. 3 katı. 3 katı o zaman burası da 6A olacak. Toplam tüm alana baktığım zaman burası 15A oldu. O zaman burası da 15A olacak. Ve taralı alana baktığım zaman bakıyorum. Hocam 5A taralı alan. 5A bölü tüm alanda 30A oldu. A'larından ay 5 bölü 6'da kaç? 5 bölü 30'da kaç yaptı? 1 bölü 6 yaptı gençler. İşte biraz önce de 1 bölü 6 bulmuştuk zaten. Sonuç bu şekilde çıktı. Örnek 29'da böyle oldu. Kaç defa böyle oldu? Neyse. Geldik örnek 30'a. ABCD paralel kenar. AC'de köşegen. Ya şu köşegen gerçekten önemli. Bu köşegense tüm alanın yarısı hikayesi var burada. Bu da yarısı. Bu da yarısı. Burada taralı alanlar birbirine eşit demiş ve tüm alan 80 demiş. Taralı alan. Bir kere alan dağıtımı yapacağımız belli. Hocam 5'teki alana 5A dersem tepe noktası bunda. 8'deki alanın 8A olması lazım. Dikkat et, taralı alanlar birbirine eşitti. Burası 5A oldu. O zaman hocam 5'teki alan 5A iken 8'deki alan 8A olacak ya. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. Aa hocam tüm alan 80. O zaman burası 40, burası da 40. Haydi. 13A eşittir 40'sa A'yı buradan 40 bölü 13 mi diyeceğiz? Saçma sayılarla karşılaştıysak eğer daha güzel bir çözüm vardır. Hiç 40 bölü 13 ile falan uğraşmayalım. Ne yapacağız hocam? Tamam, ben şunu biliyorum. Şuradaki alanın ben ne olduğunu biliyorum. 40 olduğunu biliyorum. Şuradaki alanın da ben ne olduğunu biliyorum. 40 olduğunu biliyorum. Burada ne yapacağım? Buradaki 40'ı en azından paylaştırayım. Şu üçgenin alanını bulmak için. Aa dikkat et, burada 3A'ya 5A var. Alandaki olan tabandaki orana eşit değil miydi? Evet. O zaman burada 5N'e 3N diyebilirim. Çünkü alanlardaki oran tabandaki orana eşittir. Burada da tabandaki oranı bulduk ya. 5'e 3 oran var ya. Tepe noktası buraya göre baktığım zaman da hocam tepe noktası buraya göre baktığım zaman buradaki alan 5B ise buradaki alanda ne olmak zorunda? 3B olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Tabandaki 5B ise bu 3N tabandaki 3B olacak. Toplamda 8B 40'a eşit değil mi? Bak daha kolay çıktı. 8B 40'a eşit. B'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 5 buluruz. Bizden ADF üçgenin alanı. ADF üçgeninin alanı isteniyor. Bakıyorum ADF'ye. O da 5B. B yerine 5 yazarsam cevap kaç çıkar o zaman? 25 çıkar. Gerçekten hoş bir soru. Örnek 30'da bu şekilde çıktı. Hoş, hatta ve hatta sınavda benzeri çıktı dostlar. O yüzden lütfen dikkat. Sınavda bak böyle bir soru çıkmış. Niye 40 bölü 13 ile uğraşacağız? Şurayı çalıştırmaya devam ediyoruz her zamanki gibi değil mi? Geldik örnek 31'e. Örnek 31'de de şöyle bir soru var. Arkadaş burada oranlamaları ilk önce bir yazalım. Oranlamalar burası 3K verilmiş, burası da 2K verilmiş. Hemen yazalım. CE uzunluğunu 2K dedik ve DE uzunluğu 3K dedik. Sonra CF uzunluğu 4 verilmiş ve 10 verilmiş. Bir kere burada ne var? Tüm alan isteniyor. Tüm alan isteniyor da oran var. Büyük ihtimalle alan dağıtımı var. Bak çalıştır kafayı, çalıştır çalıştır. Çalıştırıyoruz. Şu küçük beynimizi çalıştırıyoruz. Yani ben küçük beynimi çalıştırıyorum daha doğrusu. Bu küçük beyin o kadar alıştı ki artık çalışmaya. Bak şimdi dikkat. Hocam 3K 2K var. 3K'daki tepe noktası burası ya. O zaman 2K'daki tepe noktası burası olacak şekilde üçgeni oluşturmak mantıklı. Alan dağıtımını. Bak soru kendiliğinden spoiler'ı veriyor zaten. Çizdim böyle kardeş. O zaman diyeceksin ki 3K'da kalan 3A ise hemen alan dağıtacaksın. 2K'da kalan
2A'dır. E hocam dikkat, bak bu yarısı 5A, diğer yarısı da 5A'dır. Bunu da yazdım böyle. E sonra verilen bilgilere bakacaksın. Hocam neler verilmiş? 10 verilmiş ki AE uzunluğu, bir de burada da 4 verilmiş. Aa hocam şu üçgende 10 uzunluğu verilmiş. O zaman bu üçgene dikkat eder o küçük beyin. Sonra bir bakıyorsun ki hocam bu üçgende bak burası 10. E bu üçgenin alanını bulurum ben. 10 tabanına ait yükseklik buradan geliyor. Dışarı düşmüş geniş açılı olduğundan dolayı. Aa 10 tabanına ait yükseklik var burada. Yani 10 çarpı 4 bölü 2 kaç yaptı? 20. Yani şu alan 20 yaptı. 2A 20 ise A'yı buradan 10 buluruz o zaman. Benden alan ABCD isteniyor. O da 10A isteniyor. A yerine 10 yazarsam cevapta o zaman kaç çıkacaktır? 100 çıkacaktır. Örnek 31. Güzel bir soru. Yine burayı kullanarak sonuca rahat bir şekilde ulaştık mı? Ulaştık. Evet 31. soru. Böylelikle 100 geldi. Geldik 32. soruya. Bak şimdi, burada alanlar ayrı gayrı verilmiş. Bir üçgenin alanı verilmiş. Bir de ne verilmiş? Diğer tarafta dörtgenin bir dörtgen. Yamuk aslında da dörtgen diyelim. Daha yamuğu görmedik. Dörtgenin alanı verilmiş bize burada. ABE üçgenin alanı isteniyor benden. Yani ben şurayı bulursam ABE üçgenin alanını da bulmuş olacağım. Hadi oraya bulmaya yönelik hamle yapalım. Ya burada bu sefer de aslında alanlar verilmiş direkt. Alanlar verildiğine göre alanlardan gideceğiz. Şimdi bir şey yapamıyorsak genelde temel yapılardaki köşegen hikayesini çok kullanıyor. Tüm alan verilmişse bir üçgen bir dörtgen şeklinde mesela. Ya köşegeni çizeceğiz böyle. Orada köşegenlerden tüm alandan alanı bulacağız ki genelde bunu kullanıyoruz. ÖSYM de bunu kullanmayı çok sever. Ya da ne yapacağız biliyor musunuz? Şu bir sonraki ders göreceğiz. Buna 5 yıldız koyacağım. Şu alanı kullanacağım. Şunu şöyle çizip bunun tüm alanın yarısı olmasını kullan. Şimdilik biz daha köşegen çizmeyi iyi bir şekilde öğrenelim. Köşegen çizelim hocam. Köşegen çizerken de mantıklı yerden çizmeyi yapacağız tabii ki. Şu mantıklı mı? Değil. Garip bir şekilde kesiyor. E o zaman ne yapalım? Diğer köşegeni çizdiğimiz zaman tüm alana bak şimdi. Kardeş 42 18 daha tüm alan 60. E bizim tüm alan 60 ise eğer yarısı 30, diğer yarısı da 30 olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 12 alanı kaldı. Ya da yarısı 30 yazdık ya, 42'si buradaysa buraya da 12 kaldı diyebiliriz. Aa şimdi alanlardaki oran çıktı. 18 bölü 12 6'ya bölü 3 6'ya bölü 2. Alandaki oran 3 bölü 2 geldi. Tabandaki oran da 3 bölü 2 gelmez mi? Gelir. 3K'ya 2K var burada. Şimdi sana soruyorum kardeşim. Bu soruları da senin kendi kendine sorman lazım zaten. Oran varsa tamam alan dağıttık hocam ama bu kadar. E bir de oran varsa hangi konu aklımıza geliyordu? Benzerlik. E benzerlikte de belki şu aklına gelir. Hocam 5K ise buraya da 5K yazarım. Aa burada şurası 2K burası 5K. Temel orantı var deyip şuradaki oranlamaları bulabilirsin. 1. Ya da ya bu oranlama olduğunda kelebek ince bir detaydır. Kelebeğe daha dikkat edin diye hep söylüyoruz. Bak 3K'ya 2K böyle var. E şuraya baktığımız zaman burada bir kelebek benzerliği var mı dostum? Var. Yani sanki şuraya yoğunlaşsak daha sağlıklı olacak. Kelebekten oranlamayı daha rahat bir şekilde yazabiliriz. Kelebekten oranlamayı yazalım. Kelebekteki oran hocam soldan sağa 3'e 2. O zaman 3'e 2 olacak. Hatta burada da 3N 2N olacak. Burayı yazalım. 3N 2N olacak. E sonra bitti kardeşim. 3N 2N'i yazınca direkt 3N'deki alan 12 ise 2N'deki alan bak bu tepe noktasına göre dağıtabiliriz. Ya da hocam kelebekteki oran zaten 3'e 2 bulduk ya. Şurada benzerlik oranının karesi alanlar oranı deyip burayı da yazabiliriz. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'tür. 9A 18 ise A2'dir. Dolayısıyla buraya da 8'i bu şekilde bulup sonra tüm üçgenin alanını da söyleyebilirdik. Ama neyse oranlamaları yazdık. Bu oranlamaları yazdığımız an hocam 3N'deki şu tepe noktasına göre 12 ise 4 katı. 2N'deki de kaç yapmak zorunda? 4 katı 8 yapmak zorunda deyip alanı da bu şekilde dağıtırız. ABE üçgenin alanında kaç yapıyor o zaman? 8 var, 12 var, 30 var. Yani 8, 12 ve 30'un toplamı yapıyor. Böylelikle cevap 50 çıkar dostum. Evet 32. soruyu da 50 bulduk. Güzel. ÖSYM sever. Yine benzeriniyle karşımıza gelmiş. Yine karşımıza gelebilir. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu sadece paralel kenarda işliyoruz gibi düşünme. Dikdörtgen de paralel kenarın özel bir halidir. Aynı soruların lacivertleri dikdörtgen konusunda da karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkat. Geldik örnek 33'e. Bu sorunun da benzeri yine sınavda çıktı dostlar. O yüzden buna da lütfen dikkat edin. Şöyle biraz büyüteyim. Güzel bir şekilde büyüteyim. Hop 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 hop. Tamam. Şimdi büyüttük. Arkadaş aşağıdaki paralel kenarda D ve BF paralel doğruları parçaları çizilmiş. Bak şunlar paralelmiş. Bu paralel doğru parçaları çizilmiş ve 3 eşit parçaya ayrılmış alanlar. Hocam tamam 3 eşit parçaya ayrıldı burada ama şurada ne çıktı? Bir paralel kenar çıktı. Niye? Hem şunlar paralel hem büyük paralel kenardan dolayı da bunlar paralel. E paralel olduğu zaman paralel kenarla karşılaştıysak ve alanlar parsellenmişse alan dağıtacağım büyük ihtimalle. E paralel kenar da varsa elimde ki var. Şurada bir paralel
paralel kenar var. E buradaki paralel kenarda alan parsellemeyi de kullanacağım ya. Hangisini çizmek daha mantıklı? Köşegen. Ama mantıklı köşegen. Şunu çizsem olmuyor. Tam olmuyor üçgen. Şunu çizsem daha mantıklı olacak galiba. Şunu şöyle çizdiğim zaman dostlar ne geliyor? Paralel kenarın yarısı A ise diğer yarısı da A'dır. E bizim bu eleman şu doğru parçaları 3 eşit alana ayırıyordu burada. Yani burası 2A ise burası da 2A. Burası da 2A yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 2A'ları bu şekilde yazdık. E yazdıktan sonra A ne güzel. 2A, A'ya 2A var. E o zaman tabandaki oran 1'e 2 değil midir? Evet. Yani A'ya 2A yazdık. Paralel kenardan A. Burası da 2A mı oldu? Ya da A'ya 2A var. E 3A ise burası da A'ya 2A şeklinde paylaşır. Oranlamaları bulduk. Oranlamaları gel. Burada yerine yaz. Hocam 2A, A. E burada da 2A, A. E şunlar da birbirine paralel ya. Şu paralellikleri de kullanacağız. Dikkat. Bak kırmızıyla gösteriyorum özellikle. Oranlama var. Paralellik var. Sen neyle uğraşacaksın burada? Demek ki sen burada benzerlikle uğraşacaksın. Hocam benzerlikteki oranlamaları da yazalım. Şuraya baktığın zaman 2'ye 1 oran varsa bu paralellikte. E o zaman burada da 2B'ye B oran vardır. Sonra burada da 2'ye 1 oran varsa şu paralellikte. E burada da 2'ye 1 oran vardır. Hemen buraya da 2B'yi yazdım. Sonra hocam alan dağıtmayı oranlamayla da yapabiliriz ama benzerlik alan çizgisinde daha rahat olacak sanki. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Burası 4A ise burası 9A yazma sakın. Çünkü tamamı 9A olacak. Buraya 5A kaldı. E sonra ne yapacağım hocam? E belli. Bak 3B var burada. E burada da 2B var. Tepe noktası da burası. E o zaman 3B'deki alan, pardon lazer gelsin. 3B'deki alan 9A ise 2B'deki alan soruluyor bize. Şimdi şöyle bakacağız. 3B'deki alan 9A 3 katı. 2B'deki alan 3 katı. 6A olur mu dostlar? Olur. Sonrasında hocam burası bak aynı üçgen. Zıttı da burada aynı üçgen olmaz mı? Yani 4 5 6'ya gittiyse burası da 4 5 6 şeklinde gider mi? Gider. Niye? Aynı mantık. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. 4B ise 5B olacak. Aynı şekilde 3B'deki 9B ise 2B'deki de 6B diye yazarız. Hocam bu da paralel kenarın yarısı. Bu da paralel kenarın yarısı ya. Ondan dolayı burası da B ile A birbirine eşit olmak zorunda diyebilirsin. Ya da hocam şuraya bakacak olursak şurada bir kelebek benzerliği var bir de burada. Kelebekteki oran da 3'e 2 ya. Burası 3N ise burası 2N. 3N'deki alan 6 ise 2 katı 2N'deki 4A olur diyebilirsin. E şimdi burayı 4A bulduk ya. Aynı yukarıdaki gibi dağıttığın zaman o zaman hocam burası da 4A, burası da 5A, e burası da 6A olur diyebiliriz dostlar. Ve bizden ne isteniyor? Taralı bölgenin alanı 5A, paralel kenarın alanına oranı nedir diye soruluyor. Yani 30A'ya oranı nedir diye soruluyor. Cevap böylelikle ne çıktı? 1 bölü 6 çıktı dostlar. Benzerisi sınavda karşımıza çıktı. Haberin ola. Haydi bakalım. Son kısma geldik. Şurada yarım sayfayı da işleyip bitireceğiz. 34. sorudayız. ABC'de paralel kenar ve oranlamalar verilmiş. Bak şimdi. Ya hocam keşke şu bölgenin alanını bulabilsem. Tüm alanın 4'te 1'i. Temel yapıları bileceğiz. Keşke şu üçgenin alanı değil de bunun tamamı verilmiş olsa. O zaman tüm alanın 4'te 1'i deyip tüm sonuca ulaşabilir miyiz dostlar? Ulaşabiliriz. Ha o zaman burası 12 verilmiş ya. Şurayı bulabilir miyim acaba? Buna bakacağız. Burayı bulursak olay bitiyor dostlar. Şimdi ne yapacağız? Oranlama var. Burada büyük ihtimalle ne vardır? Benzerliği biz kendimiz oluşturuyoruz. Kelebeği dışarıda oluşturabilirsin. Sıkıntı yok. Ama biz hep ne yapıyorduk? İçeriye seviyorduk. İçeri doğru paralel çizdim. Hocam hem burada kelebek benzerliği çıktı. Nerede kelebek? Bak şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Hem de burada bir temel orantı çıktı şöyle. Hatta ortaban çıktı. Yani burası K iken burası 2K. E o zaman burası da 2K. Buraya ne kaldı? 4K. Kelebekteki oran çıktı. 1'e 4. O zaman ben buraya şunu yazabilirim. X'e 4X yazabilirim. Aa hocam 4X'teki alan 12 ise şu tepe noktasına göre 3 katı. 3 katı olacak o zaman burası. Burası da ne olacaktır o zaman? 3 olacak. O zaman bitti. Bitti. Devamında alan dağıtmayayım. Çünkü ben temel yapıların çok öneminden bahsettim sana. O yüzden aslında şey de yapabilirsin. Hocam çizgideki 15 ise bir daha böyle çizersin. Bak karışır. Göremeyebilirsin. Yani burası da 15 dersin. Hocam burası 15. 30 oldu. Burası da 30 oldu deyip yani çok karışık sorularda sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden temel yapıları bilmek lazım. O yüzden paralel kenarın alanı ne oldu? Hocam şurası 15 ya. 15'ten 4'te 1 idi burası. Çünkü eşit böldüğü için burası. Bir köşeden karşı kenarın ortasına geldiği zaman temel yapıydı. O zaman 15 çarpı 4'te kaç yapar? 60 yapar. 34'ü de bu şekilde bulduk. Geldik nota. Arkadaş aslında yamukta da anlatılabilir de bu. Paralel kenarın içinde de kullandığımız için bu notu burada söylemek istedim sana. Buradaki notumuz nedir? Şimdi bizim şeydeki üçgenden geliyor mantık. O yüzden de rahatım da aslında. Biz daha önce ne demiştik? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde yani yüksekleri aynı olan üçgenlerde alanlar oranı tabanlar oranı da eşittir. Tepe noktalarının aynı olması yükseklerinin aynı olması anlamına geliyordu. O yüzden 2K ve 3K dediğimiz zaman 2K'da kalan 2A ise
3K'da kalan 3A mantığı buradan geliyordu dost. Ama bu neden dolayıydı? Yükseklerinin aynı olmasından dolayı. Hem bu üçgenin yüksekliği burası, hem de bu üçgenin yüksekliği yine burası olduğundan dolayı. Şimdi şöyle, karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgende iki paralel doğru arasında hep yükseklik aynı değil midir? Şu üçgenlere ayrı ayrı bakacak olursak, buradaki çizilen yükseklikle, bak aslında burada iki paralel doğru arasında bir yükseklik çizdim. Bunun yüksekliği, yani şu tabana ait yükseklik de şu değil midir? Hocam burada da ne yaptım? Aslında iki tane paralel doğru arasında yine bir yükseklik çizdim. Yüksekleri eşit oluyor. Yani iki paralel doğru arasında böyle ters düz üçgenler varsa da alanı yine bu şekilde dağıtabiliriz. Tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde dağıtabiliriz. Mesela atıyorum burası 3K, burası 7K ise, 3K'daki alan 3A ise 7K'daki alan 7A diyebiliriz. Çünkü yüksekleri aynı dostlar. Tabanlardaki oran alanlardaki orana eşittir. Ya da tam tersi, alanlardaki oran tabanlardaki orana eşittir diyebiliriz. Gelelim 35'e. Şöyle bir soru. Bunu yamukta da yapacaksınız. Hatta yamukta alan formülünden de hemen ilk etapta yamukta da göstereyim. Yamukta da nasıl yapıldığını da göstereyim ben sana. ABCD paralel kenarı 5, AB 5, CD ise 3 eşit parçaya bölünmüş. Arkadaş burası 5, burası da 3 eşit parçaya bölünmüş ya. Ya ben buraya A dersem eğer. Burası 5A, 5A bölü 3 ile uğraşacağım burada. Burada şunu demek lazım. Hem 5 hem de 3 parçaya bölünmüş. Hem 5'in hem de 3'ün katı bir şey demek lazım buraya. 5 kere 3 15 demek lazım aslında. 5 kere 3 15 dedim. 15 deyince 5'e böldüğüm zaman bunlar 3A, 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 3A oluyor. Burası da 15'i de 3'e bölsem bunlar da 5A, 5A, 5A oluyor mu dostlar? Oluyor. Ha şunu söyleyeyim. Bu şekilde 3, bu şekilde 5'e bölünmüşse 3 parçaya bölündüğü için her bir yere 3A yazabilirsin. 5 parçaya bölündüğü zaman da üst tarafına, zıttı tarafına 5A, 5A, 5A yazabilirsin. Ama hem 5'in hem de 3'ün katı 15 ile birleşiyor deyip buraya 15A dedik. 3A'lar oradan geldi. Burası da 15 olduğundan 5A'lar yine oradan geldi dostlar. Şimdi bu soruda eğer yamukta alan formülünü biliyorsan, daha görmedik. O yüzden hızlı bir şekilde yapacağım. Şuraya yüksekliği haşlayıp hocam taralı alan alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bölü paralel kenarın alanında taban çarpı yükseklik 15A çarpı H eşit. O zaman 8A çarpı H bölü 2 bölü 15A çarpı H yapıyor. A H'lar gidiyor. 8 bölü 2 de 4 yapıyor. Yukarısı 4, aşağısı da 15 olur. Bu şekilde de alanı bulabiliriz. Yani 4 bölü 15 şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Ya da oranlamalar var ya, oranlamalar varsa alan dağıtımı vardır. Alan dağıtalım hocam. Yani buradan ne yaparız? Hocam alan dağıtacağız. Hadi dağıtalım. Hemen üçgen oluşturalım şöyle. Hop şöyle. 3A'daki alan 3A ise hop şöyle. 3A'daki alan 3A olur burası da. Sonra bak buradan böyle dağıtamıyorum. Olsun. Tersindeki üçgene bak. Hocam bu da 5A'daki alan. Yani 5A olur. O zaman gel buradan 5A'daki alan 5A olur. Yüksekleri aynı. 5A'daki alan burada da 5A olur. Hocam ne kaldı? Şurası kaldı. 3, 6, 9 kaldı burada. 9A'daki alan da ne oldu? 9A oldu. Üçgenler oluştu. Ters düz oluştu. Fark etmez. İki paralel doğru arasında olduğu için yüksekleri aynı. O yüzden ters düz de olsa tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alanı dağıtabiliriz. Dağıttık. Taralı alana baktım. 8A yaptı. Tüm alana bakacağım. Tüm alanda şunların hepsinin toplamı kardeşim. 30A mı yapıyor? Bunların hepsinin toplamı evet 30A yapıyor. O zaman A'lar nanay. O zaman cevap ne geldi dostum? 2'ye böl 4, 2'ye böl 15. Cevap 4 bölü 15 geldi. Evet bu şekilde. Gördüğün üzere genelde hep nereden yaptık soruları? Hep hocam üçgen bilgisiyle geldi. Hep çoğunluğu üçgen bilgisiyle geldi ama temel yapıları bilmek çok önemliydi. Temel yapılarda bizi hızlandırıyordu. Evet şuraya geldik ama bunu da bir sonraki derse bırakalım. Şuna 5 yıldız koyacağım. Önemli çünkü. Neden önemli olduğunu da derste anlatayım ben sana. O yüzden 19. gün 1. video yani 1. dersi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani 19. günün 2. dersinde yine güzel sorular bizleri bekliyor. Orijinal sorular, mükemmel sorular ve mükemmel yorumlamalar yine bizi bekliyor. Orada 2. derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.